bugün Kocaeli'mizde, Marmara bölgemizdeki valilerimizle Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikteyiz. Hep birlikte biraz önce Marmara Denizi'mizin geleceği için önemli bir toplantı gerçekleştirdik ve ortak akılla, samimiyetle, gayretle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı istişare ettik. Tek tek bütün maddelerin üzerinden geçtik ve son halini verdik. Burada hepimiz ortak bir iradeyle İstanbul Boğazımızı, Marmara Denizimizi kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz dedik. El birliğiyle, iş birliğiyle gözbebeğimiz Marmara'yı kurtaracağız dedik ve bu çerçevede çalışmalarımızı yaptık. Bugün şehirlerimizi, insanımızı etkileyen tabii üç temel meselemiz var. Bunlar salgın, deprem ve iklim değişikliği. 2020 yılı bu üç meselenin neden olduğu sonuçlarla mücadele içinde geçti. Bugün konuştuğumuz müsilaj probleminin ana nedeni olan iklim değişikliğiyle mücadele yolu ve çözümü çevre yatırımlarından, yeşil yatırımlardan geçmektedir. Bugün bakanlık olarak yerel yönetimlerimizle birlikte binlerce çevre projesi yürütüyoruz. İşte dün 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu yatırımlarımızın önemli bir kısmını açılışını yaptık ve milletimizin hizmetine sunduk. Millet bahçelerinden koruma projelerine, atık getirme merkezlerinden atık su arıtma tesislerine ve çevre yatırımlarından bisiklet yollarına kadar tamamladığımız onlarca projeyi milletimizin hizmetine sunduk. Ben bu vesileyle bir kez daha 5 Haziran Dünya Çevre Günümüzü kutluyorum ve İnşallah çevre yatırımlarımıza olanca hızıyla devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, aziz İstanbulumuzun, sanayimizin, ekonomimizin lokomotifi şehirlerinden yine Kocaeli'miz ve tüm şehirlerimizde son derece yaygın bir kirlilik yaşıyoruz. Dünyanın farklı noktalarında çeşitli sebeplerle zaman zaman ortaya çıkan müsilaj problemi, deniz salyası sorunuyla karşı karşıyayız. Çok Tabii burada bilim insanlarımızı dinledik, akademisyenlerimizi dinledik ve çözüm noktamız çok net. Hakikaten hepimizin 84 milyonun ve Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek hedefimiz budur. Marmara denizimizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerine düşen bir vazifedir bir borçtur. Bu anlamda el birliği yapmak, güç birliği yapmak zorundayız. Birlikte hareket etmek zorundayız. Ve bir an evvel karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar kirlilik türü varsa, ne kadar sebep varsa hepsini ortadan kaldırmak en önemli hedefimizdir. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla, takipleriyle bizzat bu süreci kendisi de takip etmektedir. Ee, hakikaten bu noktada çok çok şanslıyız. Ee, tüm çevre projelerimize e, destek olan, e, her türlü projemizi götürdüğümüzde tabii ki hemen yapmalımız yapmalıyız diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Ben hasreten kendisine, saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Ve biz de bakanlık olarak bu süreci şu güne kadar titizlikle takip ettik ve etmeye devam ediyoruz. 300 kişilik ekibimizle de Marmara Denizi'mizde 91 noktada e, karada atık su arıtma ve katı atık tesislerinde kirlilik kaynaklarımızda denetimlerimizi yaptık. İşte gerek gemilerimizle gerek ekip ekipmanlarımızla e, denizlerimizden aldığımız örnekleri çevre laboratuvarlarında yine üniversitelerimizin laboratuvarlarında inceledik. Yine ODTÜ bilim gemimizde suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık. Toplantı öncesinde gemimizde de gittik, hocamızdan detaylı bilgileri aldık. Aslında bu çalışmamız bizim sürekli olan bir çalışmaydı. Ancak müsülaj sebebiyle tamamen buraya yoğunlaştık ve bu çerçevede 700'ü aşkın bilim insanımızın, kurum temsilcilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve belediye yetkililerimizin katıldığı belki de son yılların en geniş en kapsamlı çalıştayını yaptık. Dün de Marmara Belediyeler Birliği Başkanımız ve yine Bakan Yardımcımız başkanlığında belediye başkan yardımcılarımız, çevre koruma daire başkanlarımız, su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızın temsilcileriyle bir değerlendirme toplantısı yaptık. Tabii şunun altını önemli çizmek isterim ki bu süreci şeffaf ve katılımcı bir anlayışla tüm taraflarla istişare ederek yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Bu toplantıda da çalıştayın sonuçlarını ele aldık ve katılımcılarımızın müsilaj sorunu kapsamında sundukları yeni çözüm ve önerileri de dinlemiş olduk. Yapılan bu istişarelerin e, toplantıların sonunda da Marmara Denizi koruma eylem planımızı hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, tecrübeleriyle son halini verdiğimiz eylem planımız işte bu kararlı adımları kısa ve uzun vadeli bütün planlarımızı içermektedir. Açıklayacağımız eylem planında yapacağımız tüm çalışmaları ilgili bakanlıklarımız gerek Tarım Orman Bakanlığımız, gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tüm bakanlıklarımızla birlikte Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı ve üyeleri, ilgili tüm kurumlar, valilerimiz, Marmara Belediyeler Birliğimiz, belediye başkanlarımızla birlikte birazdan inşallah sizlerin huzurunda da eylem planını imza altına alacağız. Şimdi izninizle 21 eylemden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı açıklıyorum. Birinci eylemimiz Marmara Denizi bölgesinde Marmara bölgemizde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sanayi odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da içinde olduğu bir koordinasyon kurulu kuracağız. Yine Marmara Belediyeler Bünyesinde de Bilim ve Teknik Kurulu oluşturacağız. Koordinasyon kurulumuzu önümüzdeki hafta itibariyle tamamlamış oluyoruz. Aslında fiilen bu koordinasyon kurulu çalışmaktadır. Bu koordinasyon kurulunun neticelerini aslında e, sizlere açıklıyoruz ama resmi olarak da bu kurulu kurmuş olacağız. Diğer taraftan da yine Marmara Belediyeler Birliği bünyemizde de bilim insanlarımızın hem bilim alanında araştırmalar yaptığı hem de teknik alanda araştırmalar yaptığı kurulda e, bizim çalışmalarımıza yön verecek kurulumuz Haftalık ve aylık toplantılarla tüm çalışmaları ortak bir akılla ele alacak ve bu kurul sayesinde katılımcı bir süreci de koordine etmiş olacağız. İkincisi Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı'nı 3 ay içerisinde hazırlayarak çalışmaları da bu çerçeve doğrultusunda yürüteceğiz. Aslında buna ilişkin de çalışmamız tamamlandı. Daha önce başlattığımız bir süreçti bu. Yine TÜBİTAK'ımızla birlikte. Bu süreci yürüttük ancak şimdi belediyelerimizin görüşlerini ve önerilerini alarak inşallah 3 ay olmadan kısa sürede bu eylem planıyla stratejik planla çalışmalara yön vermiş olacağız. Yine çok önemli bir karar olduğunu düşündüğümüz Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına bu çalışmayı sunacağız ve kendisinin tensipleriyle onaylarıyla... İnşallah 2021 yılı sonunda Marmara Denizi'mizin 11.350 kilometrelik yüzey alanına sahip olan denizini koruma altına almış olacağız. Bu çalışmamızla Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini de aslına bakarsanız koruma altına almış olacağız. Bu da hakikaten çok önemli bir çalışma ve karar olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah tensipleriyle az önce kendisinin onaylarında aldık bu çerçevede. Bundan sonraki Marmara Denizi'nde atılacak tüm adımları inşallah bu koruma planı çerçevesinde yapmış olacağız. Dördüncü eylemimiz acil müdahale etmemiz gerekiyor. Tabii deniz yüzeyindeki salyalar e, hem koku hem görüntü kirliliği e, aynı zamanda da denizin dibindeki canlıların e, oksijen almalarına maalesef müsaade etmiyor. Bu kapsamda 8 Haziran 2021 tarihinde yani salı günü. E, 7.24 esası itibariyle Marmara Denizi'nde müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik bir acil e, çalışma başlatacağız. Tüm Marmara Belediye'miz, Marmara Belediyelerinin içinde olduğu e, valilerimizin koordinasyonunda yapacağımız valilerimiz e, şehirlerdeki tüm birimleri bu noktada harekete geçirecek ve Marmara Denizi'nin Hemen hemen her noktasında deniz yüzeyi temizleme araçlarımızla bugün örneğini basın mensuplarımızla birlikte gittik gördük. Gerek temizlik araçlarıyla deniz süpürgeleriyle gerek sahil güvenlikten alacağımız desteklerle gerek bu işe ilişkin özel sektörden alacağımız hizmetlerle bir temizlik çalışmasını seferberlik anlayışıyla inşallah başlatmış olacağız ve 7 gün 24 saat esasıyla bu çalışmalar. Yürütülecek. 8 Haziran e, Salı günü de inşallah tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, doğa severlerimizle, sporcularımızla, sanatçılarımızla, tüm vatandaşlarımızla birlikte Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini e, yapacağız. E, buradan sizlerin aracılığıyla da tüm vatandaşlarımızı ben bu temizliğe davet ediyorum. Gerek kıyılarımızdaki çöplerin temizliği, gerek denizin yüzeyinde ve e, dibindeki çalışmalar olmak üzere dalgıçlarımızla Tarım Bakanlığımızın sağ olsun Tarım Bakanımız bu konuda da her türlü e, desteği bugüne kadar verdi ve bundan sonraki süreçte de e, destek olacağını ifade ettiler. Tüm bakanlıklarımızla yine İçişleri Bakanlığımız, Sahil Güvenliğimiz e, yetkili tüm birimlerimizle birlikte e, bu süreci yürüteceğiz. Beşinci eylemimiz bölgede bulunan ki baktığınızda Kirliliğin en büyük nedenlerinden olduğunu tespit ettiğimiz bilim adamlarımızın bu doğrultuda görüş verdiği mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamını ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştüreceğiz. Ve atık suların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjını, deşarjını engelleyici çalışmalar ve hedefler doğrultusunda bu projemiz yürütülecek Marmara bölgesinde baktığınızda atık suların 53'ü ön arıtım, yüzde 42'si ileri biyolojik arıtım ve yüzde 5'i de biyolojik olarak arıtılmakta. Bu arıtma tesislerimizde yapacağımız teknolojik dönüşümle ileri biyolojik arıtma ve membran arıtma sistemlerine dönüşümünü sağlamış olacağız. Yine bilim insanlarımızın vermiş olduğu görüşler doğrultusunda denizlerimizdeki Azot miktarının yüzde 40 oranında düşürürsek bu işi kökten çözeriz ve denizimiz, Marmaramız eski haline beş yıl içerisinde gelir diye görüşleri var, fikirleri var ve bu görüş doğrultusunda da bu çalışmayı yürüteceğiz. Tabii bu yapacağımız eylemler kısa ve uzun vadede detaylı bir şekilde bir iş programı şeklinde yine koordinasyon kurulumuzun, bilim kurulumuzun Yapacağı çalışmalarla e, belediyelerimiz ve valiliklerimizce e, süreç yürütülecek. Biz de bakanlık olarak bu sürece her türlü desteği vererek önümüzdeki 3 yıl içerisinde Marmara bölgesinde bulunan tüm illerimiz atık su arıtma tesislerini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını tamamlayacaktır. Biz de e, bu desteği bakanlık olarak yerel yönetimlerimize gerek teknik destek olsun gerek finansal destek olsun her konuda destek olacağız ve bu sayede Marmara Denizi'nde müsilaja ve diğer kirlilik türlerine neden olan azot ve fosfor girişini minimum seviyeye indirip kontrol altına almış oluyoruz.